Merhabalar ben lifçi Sevil. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abonelik ücretsizdir. Beğeni ve yorum yapmayı videolarımın altına da yaparsanız sevinirim. Mutlu olurum arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki videolarımda ben e, tavşan lifinin kese ve karesini anlatmıştım. Şimdi de uzun lifini anlatacağım arkadaşlar. Hemen e, Beyaz ipimizi, gri ipimizi alalım ve yapım aşamasına geçelim. Evet, beyaz ipimi aldım arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. Bir, iki zincir çektim. İlk zinciri biraz daha e, bol çekiyorum çünkü içine fıstık yapacağım. Üçlü fıstık kapattım. Kameram sallanıyor. Üstüne bir tane daha. Böyle üst üste arkadaşlar bakın. Hep bu şekilde başlıyoruz. Üst üste. Toplamda e, 14 fıstık olacak arkadaşlar. Evet 14 tane hemen sayalım arkadaşlar. 3, 6, 9. 12 13 14. Şimdi 15. fıstığı da tepesine yapacağım bu kenar kısmına geleceği için. Şöyle hemen bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepesine yani 15. fıstığın üzerine bir açık fıstık yaptım. Kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım köşeyi dönmüş olduk arkadaşlar bir sıra boş devam edelim sıra sonuna kadar düz beyazla örelim tekrardan rengimize geçeceğiz Evet bir sıra yaptım arkadaşlar düz şimdi çeviriyorum toplamda 4 adet yine beyazla buraya kadar örelim arkadaşlar 4 adet beyazı yaptım burada hemen gri ipime geçiyorum arkadaşlar şöyle tepesine gri ile dibine karşıya üçünü birlikte topladım. Toplamda 3 6 adet gri ile devam edelim. Örelim 6 adet gri. 6 adet griyi ördüm ve şimdi tekrardan gri ipi markaya attım arkadaşlar. Beyaz ipime geçtim. 4 4 tane olacak yine beyaz. Sıra sonuna kadar örelim. 4 tane fıstık yaptım. Çeviriyorum. Hemen şöyle bir bakayım modelime karışıklık olmasın. Şimdi burada 2 adet beyaz yapacağız üzeri. Hemen bir tane fıstık kapatıyorum köşe olduğu için. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yaptım, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Tekrardan tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. İki tane beyazla örmüş olduk. Hemen gri ipim burada duruyor arkadaşlar. Uzatıyorum. Gri ipimle de üzeri iki tane olacak sayısı fıstık sayımız. Birinciyi yaptım, kapattım ikinci şu ipim aradan görünmesin üçünü birlikte topladım gri ipimi bıraktım beyaz ipime geçiyorum gri ipimi yürüteceğim şimdi araya bir tane beyaz tepesine, dibine, karşıya. Kapattım. Beyaz ipimi de bırakıyorum. Gri ipime geçiyorum ve gri ile 2 4 6 adet olacak üzere buraya kadar gri ile 6 adet örelim. Geriye kalan 3 fıstık kalıyor beyazla. Gri ipimizi arkaya atıp 3 fıstık beyazla yapıp köşeye gelelim. Evet hanımlar bakın tarif ettiğim şekilde 6 adet griyi yaptım üzeri 6 tane oldu 3 tane de beyazı yaptım sıra sonuna kadar geldim hemen burada şimdi yine tekrar köşeyi dönüyoruz arkadaşlar bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum tepesine bir fıstık yapıyorum dibine karşıya üçlü fıstık topluyorum üzeri bir adet beyaz oldu. Şimdi hemen sarı ipimi alıyorum. Şöyle iplerim. Bu açık sarıyla yine sarı ipimi bu kuyruk kısmı olduğu için tavşanımızın bağlıyorum. Bir zincirimi çektim. Ve buraya üzeri iki tane olacak. üzeri 2 adet fıstık olacak. Bir tane sarı yaptım. İkinciyi yapıyorum. üzeri 2 adet oldu sarıyla sarı ipimi arkaya attım yürütmeyeceğim şöyle iplerimi açayım arkadaşlar birbirine giriyor bu tür desenli modellerde ipler ip yürüttüğümüz için karışabiliyor ben de karışmasını hiç istemiyorum ama oluyor ne yapıyoruz sarıyı arkaya bıraktık gri ipime geçiyorum ve gri ile de beyaz ipimi yürüteceğim. Toplamda 5 adet arkadaşlar gri ile örelim gelelim. 5 adet gri yaptım arkadaşlar. <laughs> gri ipimi bıraktım. Beyaz ipime geçiyorum. Hemen üzeri bir tane olacak beyazla tepesine dibine karşıya kapattım beyaz ipimi bıraktım gri ipime geçiyorum şimdi gri ile de 3 adet yine öreceğiz birinciyi yaptım kapattım İkinci, kapattım son olarak üçüncü gri Evet 3 tane de gri yaptıktan sonra arkaya attım gri ipimi beyaz ipime geçtim şimdi iki adet de beyazla yapıyoruz kapattım. İkinciyi de yaptım arkadaşlar. Bakın. 3 gri burada iki tane de beyaz yaptım. Şimdi çeviriyorum lifimi. Hemen burada 3 tane beyaz buraya kadar örelim gelelim. 3 adet beyazı yaptım. Şimdi beyaz ipimi yürütüyorum bıraktım. Gri ipime geçtim arkadaşlar. Burada gri ipimle de üzeri toplamda hemen modelime bakıyorum. 8 adet yani buraya kadar gri ile devam edeceğiz. Üzeri 8 fıstık gri ile ördüm ben. Şimdi gri ipimi arkaya attım. Sarıya geçiyorum tekrardan yine iki fıstık olacak sarıyla hemen birinciyi yapıyorum arkadaşlar kapattım ikinci kapattım sarı ipimi ön tarafa aldım keseceğim Beyaz ipimle şimdi şöyle yapayım. Bir tane kaldı kenarda beyazla. Tepesine, dibine, karşıya. Üçünü birlikte yine topladım. Sarıyı keselim arkadaşlar. Evet bakın. Şimdi çeviriyorum lifimi 3 ee, adet beyazla buraya kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 tane beyazı yaptım. Şimdi gri ipime geçiyorum. Tekrardan 8 e, adet buraya kadar griyle örelim. Şöyle tarif edeyim hemen size fazla uzun sürmesin istiyorum videolarım. 8 adet gri ile buraya kadar örelim. Daha sonra gri ipimizi geriye atıp 3 adet beyazı da buraya buraya kadar örüp sıramızı bitiriyoruz. Evet tarif ettiğim şekilde sıranın sonuna kadar geldim. Çeviriyorum lifimi. Tekrardan burada hemen bir fıstık kapatıyorum. Köşe kısmı olduğu için tepesine dibine karşıya birinciyi kapattım toplamda 3 adet olacak yine beyazla ikinci de kapattım çok hızlı örüyorsun diyor diyorlar bana mesajlarla ama örmek zorundayım hızlı çünkü videom çok uzun olacak diye zaten sayı veriyorum arkadaşlar o yüzden hızlı örüyorum bir siz durdurabilirsiniz de benimle birlikte örüyorsanız eğer yeni öğrenenler şimdi 3 tane beyazı yaptım beyaz ipimi bırakıyorum gri ipime geçtim toplamda üzeri hemen şöyle modelime bakayım evet 7 fıstık olacak arkadaşlar gri ile tam buraya kadar 7 fıstık örüyorum ve daha sonra gri ipimi geriye atıp 4 fıstık beyaz kalıyor burada. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet hanımlar tarif ettiğim şekilde sıran sonuna kadar geldim. Çeviriyorum. Şimdi burada 5 adet beyaz yapacağız hemen. Bir tane fıstık kapattım. Tepesine dibine karşıya birinciyi yaptım kapattım tekrardan ikinciyi yapıyorum kapattım toplamda 5 adet olacak üçüncüyü de yaptım ben gri ipim burada dördüncü kapattım ve beşinci 5 tane beyazı yaptım modelime bakıyorum yine burada beyaz ipimi bırakıyorum gri ipime geçtim toplamda 7 adet olacak beyazla buraya kadar e, gri ile pardon 7 adet griyi örüyoruz son 2 tane beyaz kalıyor gri ipimizi arkaya atıp 2 tane beyazı yapıp sıra sonuna kadar geliyoruz Evet, tarif ettiğim şekilde tekrardan yaptım. Şimdi çeviriyorum lifimi ve beyaz ipimle devam ediyorum arkadaşlar. Hemen bu köşeye bir tane fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir fıstık yaptım, dibine karşıya bir fıstık. Bir tane beyaz yapmış oldum burada. Beyaz ipimi bırakıyorum, gri ipime geçiyorum gri ipimle toplamda 5 adet beraber örelim arkadaşlar 5 adet yapıyoruz birinciyi yaptım kapattım ikinci kapattım. 3. de yaptım. Toplamda 5 adet griye olacak. kapattım sayalım 2 4 5 tane yapmış oldum şimdi gri ipimi geriye attım arkadaşlar yürütmeyeceğim ve kalan tarafı da komple beyazla toplamda 3 6 8 8 adet beyaz sıra sonuna kadar örelim sıranın sonuna kadar geldim şimdi tekrardan çeviriyorum lifimi ve 7 adet beyaz yine Buraya kadar 7 adet beyazla örelim. 7 adet beyazla devam ettim ben. Şimdi burada hemen gri ipime geçiyorum. Beyazı yürüteceğim. Toplamda 3 adet gri olacak üzere. Birinciyi kapattım. İkinci ve üçüncü. Kapattım. Üç tane gri yaptıktan sonra gri ipimi bıraktım. Siyah ipimi kullanıyorum. Burada hemen bağlayacağım. Şöyle bir tane olacak üzeri siyahla. Tepesine, dibine, karşıya üçünü birlikte topluyoruz. Siyah ipimi ön tarafa bıraktım. Keseceğim. Gri ipime geçtim üzeri bir tane de gri yapıyoruz. Topladım. Şu siyahı keseyim. Hemen burada pembe ipimi alıyorum. Buraya bağlayacağım. tepesine dibine şöyle gri ipim de burada karşıya üçünü birlikte topladım. Pembe ipimi de keseceğim arkadaşlar. Bir tane beyaz şu ipimi yukarı e, şöyle atayım ki üst sırada lazım olacak. Şu pembeyi çekiyorum. Ve beyazla kenarda bir tane var. Orayı yapıyoruz hemen. Bir tane olacak üzere. Kapattım. pembe ipimi de keseceğim şimdilik bitti işim hemen çeviriyorum lifimi iki adet yapacağız pardon ben şu iplerimi temizleyeyim arkadaşlar geleyim evet iplerimi temizledim şimdi beyaz ipimle devam ediyorum yine Buraya köşeye hemen bir fıstık kapatıyorum. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. İki tane olacak beyazla üzeri Birinciyi yaptım ikinci üçlü fıstık topladım iki tane beyaz yaptım beyaz ipimi bırakıyorum gri ipime geçtim toplamda 6 adet gri ile öreceğiz arkadaşlar buraya kadar 6 adet örelim gelelim acaba dedim burayı tarif edebildim mi durdurdum mu durdurmadım mı unuttum kamerayı tamamen unuttum arkadaşlar Burayı bitir tekrar tarif edeyim burayı bitirdikten sonra iki fıstık beyazla ördüm Ve Buraya kadar toplamda 6 fıstık gri örüyoruz Evet 6 fıstık beyaz e, Gri ile ördüm gri ipimi geriye attım Geriye kalan Toplamda 6 fıstık yine beyazla e gri ipi yürütmemize gerek yok. Beyazla örelim sıra sonuna gelelim. Sıranın sonuna kadar devam ettim. 6 fıstıkla devam ettim. Şimdi burada arkadaşlar 5 fıstık beyazı örelim. Tekrardan göstereceğim. Toplamda 5 adet yine beyazla ördüm. Şimdi gri ipime geçiyorum. Ve gri ile burada 2 tane olacak üzeri gri ipimle pembe ipimizi de ayarlayalım hazırlayalım burada lazım olacak birinciyi yaptım ikinci ikisini birlikte topladım üçünü birlikte ve 2 tane gri yaptıktan sonra tekrar pembe ipime geçiyorum. Hemen buraya bağlayacağım pembe ipimi. Bir zincirimi çektim. Tepesine bir tane yapıyorum. Dibine karşıya. Yani bu araya bir tane pembe yapmış oluyoruz. Pembe ipimizi geriye atıyoruz şöyle dolaşmasın ve gri ipime geçiyorum tekrardan üzeri bir tane olacak gri ile artık modelimizin son sırasına yaklaştık bir tane de gri yaptıktan sonra gri ipimi geriye atıyorum sıranın sonuna kadar yani 3-5 fıstık beyazla örüyoruz sıra sonuna kadar ördüm 5 fıstık çeviriyorum şimdi burada 6 tane olacak beyazla yine arkadaşlar 6 fıstık beyazla örelim buraya kadar gelelim 6 adet beyazı yaptım ben beyaz ipimi bırakıyorum burada hemen gri ipime geçiyorum arkadaşlar gri ile bir tane olacak üzeri üçünü birlikte topladım bir tane gri yaptım hemen gri ipimi bırakıyorum burada pembe ipim var pembe ipime geçiyorum. Üzeri pembeden de bir tane olacak ve pembe ipimizi keseceğiz. Pembe ile de bir tane yaptıktan sonra tekrar gri ipime geçtim ve üzeri bir tane yine gri ile de bir tane yaptıktan sonra gri ipimi arkaya attım pembe ipimi keseceğim artık beyazla sıranın sonuna kadar şunu keseyim mi Evet beyaz ipimle yine 3-5 fıstık olacak üzeri beyazla Evet sıranın sonuna kadar devam ettim aynı cümleleri tekrarlayıp duruyorum ama mecbur Başka bir şekilde anlatamam bu şablonu liflerde Şimdi ne yapıyoruz tekrardan arkadaşlar 5 fıstık buraya kadar Zaten son sıramız modelimizde de 5 fıstık beyazla örelim diğer Gerisini göstereceğim 5 adet beyazı yaptım tekrardan ve gri ipime geçiyorum Beyaz ipimi yürüteceğim Gri ipimi aldım Üzeri 2 adet olacak gri ile. Birinciyi kapattım. İkinci. İkinciyi de yaptım. Gri ipimi ön tarafa aldım. Koparacağım. Modelimiz bitti ve sıranın sonuna kadar arkadaşlar kalan 3 6 7 fıstık oluyor. Örelim beyazla daha sonrasını tarif edelim. Evet, modelimiz bitti arkadaşlar. Şimdi e, ilk başlangıçta yapmıştık bir sıra e, düz örmüştük ve burada da yine bir sıra düz öreceğiz beyazla ve daha sonrasını size tarif edeceğim arkadaşlar. Evet hanımlar ben e, tamamladım bir sıra dedim size tabii ki ben bunları daha önceden ayarladığım için ördüğüm için daha doğrusu e, bir sıra düz devam ettim şimdi kesme kısmına geçeceğiz uzun lifimizde biliyorsunuz uzun lifleri ben orta kısımdan başlıyorum her iki tarafında da kesiyorum şimdi çeviriyorum yani e, zaten iki tarafında da aynı işlemi yapacağımız için ipimi aldım elime. aldım. Bağlıyorum. Şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum. Keseceğimiz için bir tane de hemen karşıya fıstık yaptım. İkisini birlikte topladım. İkili fıstık toplamış oldum ve eşitmeye başlıyorum. Tepesine bir fıstık yaptım dibine bir fıstık yaptım. Karşıya bir fıstık yaptım arkadaşlar. Üçünü birlikte topladım. Yapacağımız işlem çok basit. Her başlangıçta ikili fıstık topluyoruz. E, bu genişliğimiz 15 ise 14'e düşüyor, 13'e düşüyor, 12'ye düşüyor derken bu şekilde ee, sıranın sonuna kadar 5 fıstık kalana kadar azaltma işlemimizi yapıyoruz. Sıranın sonunda üçlü fıstık topluyoruz. Aman kafanız karışmasın. Sadece başlangıçlarda ikili fıstık toplayıp sayıyı azaltıyoruz. Şimdi dilerseniz sen de siz de tamamlayın, ben de tamamlayayım. Bifimi geleyim. Evet arkadaşlar bakın 5 fıstık kalana kadar ben azalttım. <laughs> Şimdi halkanın takılışını göstereceğim arkadaşlar. Bakın ters tarafı burası. Lifinizin herhangi bir yönünü böyle ters burası düz tarafı. Kameram sallanmasın. Heh. Şimdi aynı yönden halkamı elime alacağım. Şöyle ipim denk geldiği için hiç ipimi koparmayacağım. Bakın bir lifimden bir halkamdan alıyorum böyle üzerine almadan sık iğne ile sabitliyorum bir halkaya iki üç tane sık iğne yaptım halkama bu en kolay yönü halka takmanın lifimden aldım halkadan aldım tekrardan hiç üstüne almıyorum bir iki şöyle üçüncüyü 3 ve böyle tekrardan birleştiriyorum. Bunu her videomda gösteriyorum. Yine de göstereceğim arkadaşlar çünkü yeni öğrenenler var. 3 kere doladım halkama daha sonra birleştirdim. 1 2 3 Tekrar sırası gelen yere hemen birleştirdim. 1 Bir, 2 3 tekrardan ipimle birleştirdim. Şimdi komple sık iğne ile halkamın etrafını dolanacağım arkadaşlar bakın. Ee, komple burada beyaz ipimi de keseceğim. Daha sonra kenar oyasını göstereceğim. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Bakın bitti. Şimdi kenar oyasına ben biraz devam etmiştim. Yani yapmıştım. Size tekrar göstereceğim. 1 2 3 4 5 5 tane fıstık 5 beşli fıstık doldurdum ve hiç zincir çekmeden direkt bu öndeki boşluğa sabitliyorum. Bakın böyle. Diğer kenar oyalarında yaptığımız gibi diğer videolarda da var. Kapattım. Direkt sabitledim. 1 2 3 4 5 kapattım. Sabitledim. Sabitleyemedim arkadaşlar. Evet. Kenar oyamız çok basit. Bakın. Bu şekilde fıstık kapatıyorum ben. Diler yani dilediğiniz kenar oyasında yapabilirsiniz. Ben bu uç kısımlarına zincir çektim. Sizler dediğim gibi istediğiniz kenar oyasını yapabilirsiniz. Ben şimdi bitireyim lifimi. Siz de bitirin. Kapanışta görüşelim. Evet arkadaşlar bakın ben lifimi bitirdim. Gayet güzel oldu. Büyüklüğü de iyi oldu uzun lifimizin. Üçlü takım yaptık arkadaşlar. Üçünün de videosu hazır. Kare lifini yaptık. Daha sonra kesesini yaptık. Daha sonra da uzun difini yaptım arkadaşlar. Umarım e, anlatımdan memnun kalmıştırsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.